Bugün hikayesini anlatacağımız 5. Kafkas Tümeni, Türk ordusunun sadece Sakarya Meydan Muharebesi'ne değil, tüm İstiklal Harbimize damgasını vurmuş, milli mücadelenin tüm cephelerine adını kanla yazmış gazi bir birliğidir. Milli mücadelenin başından itibaren komutanı Cemil Cahit Bey ile özdeşleşmiş ve nerede gereksinim duyulduysa daima orada olmuştur. 5. Kafkas Tümeni aslında 1. Dünya Savaşı'nın son döneminde Enver Paşa'nın emriyle kardeşi Nuri Paşa emrinde kurulan ve Rus destekli Ermenilere karşı Bakü'nün kurtuluşu için savaşan Kafkas İslam Ordusu'nun bağlı tümenlerinden birisidir. Mondros Mütarekesi'nin şartları arasında olan 3 ordu müfettişliğinde toplam 43 bin asker iç asayiş için muhafaza edilecek, gerisi terhis edilecektir maddesi uyarınca Erzurum'daki 3. Kolordu emrinde varlığına devam eden tümenlerden biri de 5. Kafkas Tümenidir ve adı askerlerin Kafkas kökenli olmasından değil buradan gelmektedir. Cemil Cahit Bey ise Mustafa Kemal'in ardından milli mücadele için Anadolu'ya ilk geçen subaylarımızdandır. Temmuz 1919'da Samsun'a ayak bastığı anda da 5. Kafkas Tümeni komutanlığına atanmıştır. Aslında 10 dakikalık bir anlatıma sığmayacak kadar büyük işler yapmış olan bu tümenin adını milli mücadelede düzenli ordu döneminde ilk olarak 2. İnönü Muharebelerinde işitiriz. O sırada tümeniyle birlikte 3. Kolordu emrinde Amasya'da bulunan Cemil Cahit Bey'e 24 Mart 1921'de acil olarak İnönü cephesine katılma emri verilince kendisi tümeninden önce Ankara'ya ulaşır. Burada emrine verilen az sayıda kuvvetle yine tümeninden önce cepheye vararak Refet Paşa komutasındaki Güney Kanadın müdafasına katılır. 5. Kafkas Tümeni asıl kıtalarının da cepheye ulaşmasıyla güç kazanan cephe Güney Kanadı muharebelerin kazanılmasında kilit rol oynar. Cemil Cahit Bey ve tümeninin cepheye gelerek harbe katılması için İsmet Paşa daha sonra Hızır gibi yetişti diyecektir. 10 gün gibi bir sürede koca tümeni Amasya'dan Kütahya'ya ulaştırmak ancak Hızır'ın yapabileceği bir şeydir. Önce Refet Paşa komutasında 2. İnönü Muharebesi'nin takip harekatı mahiyetindeki ancak amacına ulaşamayan Aslıhanlar Muharebesi'ne, daha sonra 10 Temmuz 1921'de Yunan taarruzuna karşı Kütahya-Eskişehir Muharebelerinde çarpışır. 23 Temmuz'da Yunan ordusunun cepheyi yarması üzerine düşman içinde kalan 5. Kafkas Tümeni ve 61. Tümen, 4. Grup Kumandanı Kemalettin Sami Bey komutası altında kuşatmayı yararak neredeyse zayiatsız şekilde Polatlı'ya ulaşmayı başarır. O buhranlı günlerde başkomutanlık karargahına gelen en güzel haberlerden biri budur. İki Gazi Tümen, Sakarya doğusunda muharebelerde cephe orta kesimini savunmak üzere yan yana mevzilendirilir. Kuzeyde sağ tarafta Tarla Bayırı, Yıldız Dağı, Avdanlı Batısı 61. Tümen, onun solunda Baraközü Deresi, Yıldız Dağı arası da 5. Kafkas Tümeni'nin müdafaa sahasıdır. Baraközü Deresi ile Yıldız Dağı arasındaki bu kesimle başlayan ve 15 kilometrelik bir derinlikte Sarı Halil Kuzey Sırtlarına kadar uzanan bu sahadaki muharebeler Sakarya Meydan Muharebesi içinde Toy Demir Muharebeleri olarak bilinir. Sakarya destanının en kanlı ama en kahramanca sayfalarından biridir. Hacı Muslu köyü güneyinde Kocadere Tepe, Akbayır Tepe olarak bilinen kıraç, ağaçsız, gölgesiz tepelerdeyiz. Adeta Acıkır çölünün devamı olan bu arazi 5. Kafkas Tümeni'nin Yunan 10. Tümeni'ne karşı savunduğu sahadaki öncü mevzi hattımızdır. Bu Gazi Tümen ve onun kahraman komutanı Cemil Cahit Bey, Toydemir Muharebelerinde ne yapmış gün gün gidelim. Meydan Muharebesi'nin başladığı, yani Yunan 1. Tümeni'nin Mangal Dağı'na taarruz ettiği 23 Ağustos günü, Yunan 3. ve 10. Tümenleri İyiciler Polatlı'nın güneybatısındaki İyiciler istikametinde ilerleyerek taarruz çıkış noktalarına vardılar. Acıdere'den Baraközü Deresi'ne kadarki kısım 4. gruba verilince 5. Kafkas Tümeni ve 61. Tümen'in savunması gereken cephe hattı yaklaşık 20 kilometreye çıkar.
Güneyde Mangal Dağı kesiminde kıyamet koparken cephe orta kesimini oluşturan bu hatta Yunan 3. Kol Ordusu henüz taarruz hazırlığı aşamasındadır. 24 Ağustos sabahı Yunan 3. Tümeni bu hattın kuzey kesiminde Sarıçal Tepe'deki 61. Tümen, Yunan 10. Tümeni de karşıda 1 kilometre kadar ilerideki 5. Kafkas Tümeni Emniyet Birliklerine taarruza başlar. Her iki kesimde de emniyet birliklerinin çekilmesinden sonra öğle saatlerinde öncü mevzi hatları önünde muharebeler şiddetlenir. Özellikle karşıda yeşil bir hat şeklinde görülen Ilıcaözü Deresi güneybatısında konuşlandırılan Yunan topçu alayı bu mevzileri uzun süre döver. Çevrede gördüğünüz dağılmış kayalar o günün yadigarlarıdır. Ve 24 Ağustos sabahı Yunan 10. Tümeni Kocadere Tepe mevzilerimize taarruza kalktığı zaman, 5. Kafkas Tümeni'ne karşı taarruza kalktığı zaman gördüğü manzara bu. Yunan ordusunun Sakarya'da uyguladığı strateji cephe güney kanadında sonuç almak üzerine kurulu olduğundan ve Batı cephesi karargahı da savunma stratejisini buna göre yaptığından 5. Kafkas Tümeni'nin sol kanadını yasladığı 3. grubu korumak gibi bir görevi de vardır. Bu yüzden cephe karargahından gelen emirde direnin, ancak sol kanadınızda Yusuf İzzet Paşa'nın 3. grubu tehlikeye girerse onlara destek vermek üzere Toydemir merkezinizde kalacak şekilde cephenizi geriye doğru düzeltin denmiştir. Çok ağır bombardımana ve şiddetli taarruza rağmen Yunan 10. Tümeni öncü mevzilerin 1 kilometre güneybatısında emniyet müfrezesinin terk ettiği mevzi hattında durdurulur. Oysa bu ordu bir ay önce 30 bin askeri silahlarıyla firar etmiş, ağır zayiat vermiş ve Papulas'ın kurmaylarının bittiler dedikleri ordudur. Yunanlılar gördükleri mukavemetten dolayı şaşkındır. Ertesi gün biraz daha kuzeyde Çanakçı köyü kesiminde tarla bayırı mevzilerine şiddetle yüklenen Yunan tümenini durdurabilmek için 5. Kafkas tümeninden 13. Alay da o bölgeye intikal ettirilince Kocadere Tepe, Toydemir bölgesinde savunma sadece tümenin 9 ve 10. alaylarına kalır. Yunan 10. tümeni ise göstermelik birkaç deneme dışında muharebelerin 3. gününde 5. Kafkas tümeni mevzilerini yalnızca bombardımana tutmakla yetinir. Muharebelerin 4. günü olan 26 Ağustos'ta cephe güney kesiminde yarma ve kuşatma maksadıyla 2 kol orduyla ve bütün gücüyle yüklenen Yunan ordusu karşısında yarıya yakın kuvvetle direnmeye çalışan Türk karargahı kuzeyden bu kesime kuvvet kaydırmak düşüncesindeyken Yunan 3. kol ordusu da kuzeyde tüm cephe boyunca taarruza geçer. Önce kuzeyde 61. tümen mevzilerini zorlasa da sonuç alamaz ve öğleden sonra 26 Ağustos günü öğleden sonra taarruz Siklet merkezini 5. Kafkas tümeni cephesine kaydırır. Tümenin direncini kıramayınca karşıda Ilıcaözü Deresi kuzey sırtlarında açığa çıkan Yunan topçusu bu mevzileri cehenneme çevirir. 3 alay, yani bütün tümenle taarruz ederek yoğun örtü ateşi altında ilerlerler. Bu sayede öncü mevziler akşama doğru Yunanlıların eline geçer. Ancak Toydemir sırtlarındaki 5. Kafkas tümeni topçuları açığa çıkmış Yunan topçularını tespit ederek bu kumarın bedelini ağır ödetirler. Yoğun ateş altına aldıkları Yunan topçularının büyük bir kısmı çekilmek zorunda kalır. Topçu koruması ortadan kalkınca 5. Kafkas ve 61. Tümen piyadeleri de karşı taarruzla öncü mevzileri geri aldıkları gibi Yunan 10. Tümenini birkaç emniyet müfrezesi dışında Ilıcaözü Deresi güneyine, taarruz çıkış noktalarının da gerisine çekilmeye mecbur ederler. 26 Ağustos gecesi cephe güney kesiminde kabus gibi geçerken Toydemir Yıldız Dağı kesiminden gelen haberler orduya moral olur. 27 Ağustos Yunanlıların cepheyi yarmaması için kademeli çekilme, cephe düzeltme esası ve sathı müdafaa emri o gece uygulanmıştır ve güney kesiminde 1. 2. gruplar bir kademe çekilerek cephe düzeltmiş, Yunan ordusunun önüne yeniden Türk duvarı örmüştür. Orta kesimde ise 5. Kafkas tümeni ve 61. tümen geriye bir adım dahi atmamış, Yunanlılar sadece boşa tonlarca cephane yakmakla yetinmiştir. Zayiat ağırdır ama tümen kale gibi olduğu yerdedir. Muharebelerin 5. gününde Yunan 3. tümeni büyük kısmıyla 5. Kafkas tümeni 61. tümen temas noktasına,
Yunan 10. tümeni de iki alayla 5. Kafkas tümeni sol kanadına, 8. tümenle temas bölgesine taarruza başlar. Yaklaşık 3000 tüfekten oluşan 5. Kafkas tümenine doğru 15.000 kişilik bir düşman seli akmaktadır. Tümen topçuları yine aradığını bulur, Yunan topçusunu mevzilendikleri yerden söküp atar. Piyade ise bütün gücüyle direnir. Akşama doğru sol kanadında 8. tümenin ağır baskı altında çözülerek kuzeye doğru gerilemesiyle Baraközü Vadisi boyunca sol kanadı savunmasız kalan 5. Kafkas tümeni de mecburen Toydemir sırtlarına doğru çekilmek zorunda kalır. Cemil Cahit Bey'in tümeni Kemal Paşa'nın Sathı Müdafaa emrini harfiyen uygulamış, Hacı Muslu güneyinden Toydemir sırtlarına kadarki alanı karış karış savunmuştur. Grup kumandanı Kemalettin Sami Bey her ihtimale karşılık Toydemir'in de kuzeyinde, Sarı Halil kesiminde, Abbastepe hattında tahkimat yapılması emrini verir. Bu emirde Sathı Müdafaa düşüncesinin kıta komutanlarınca nasıl benimsendiğinin çok güzel bir örneğidir. Ve artık General Populas'ın kafasını kurcalayan bir husus vardır. Türkler güzelce kale gibi, Toydemir gibi noktalarda bile böyle direniyorlarsa, Çaldağı gibi bir dayanakta mevzilendiklerinde Haymana Ankara yolunu açmak nasıl mümkün olacak? General Populas 28 Ağustos günü Haymana'ya yürüme stratejisi için yaptığı denemelerin sonuçsuz kalması yüzünden mutsuz, güneyden kuşatma taktiğinden ise umutsuzdur. Yine de 2. Kolordu'nun kuşatma harekatında ilerleme kat etmesi, Güzelcekale Haymana istikametini açması, 1. Kolordu'nun ise Demirözü Vadisi'nden yarmayı gerçekleştirmesi için bütün güçleriyle taarruz etmelerini emreder. Bu durumda Çaldağ'ına giden tüm yollardan taarruz edilecektir. Taarruz siklet merkezi cephe güneyinden 3'e bölünerek daha kuzeye kayar. Baraközü Vadisi yani Toydemir hattı da artık en sıcak noktalardan birisidir. Kemal Paşa ise Populas'ın kuşatma hamlesini büyük oranda durdurmuş, ancak bu harekata katılan güneydeki 2. Kolordu'nun hala cephe taarruzu açısından bile büyük bir kuvvet olması nedeniyle tasarruf edilebilen her kesimden bu bölgeye irili ufaklı birlikler kaydırılmaktadır. Yalnızca 4. gruptan yani 5. Kafkas tümeni ve 61. tümenden alay çekilmez. Karargah bu kesimin de hassasiyet taşıdığının farkındadır. Muharebelerin 7. gününde yani 29 Ağustos'ta bütün gece düşük şiddette de olsa devam eden taarruzlar sabah şafakla birlikte aniden şiddetlenir. Yunanlılar uzun menzilli toplarla tümen mevzilerini, önünü, ardını mermi hesabı yapmaksızın saatlerce döverler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat günlüklerinde o sabah tümen cepheleri ve ihtiyat bölgeleri barınılamayacak haldeydi diye anlatılır. Tüm ihtiyatlarını da cepheye süren tümen öğlene kadar topçu ateşi altında fazlasıyla ezilir. Hızla eriyen ön mevzilerini de takviye edemeyince Toydemir Sarı Halil arasında Kanlı Tepe ve 1084 rakımlı tepeye çekilir. Toydemir sokaklarında bile boğaz boğaza çarpışmalar olur. Yayvan, düşük eğimli ve sık vadilerle örülü arazide kolay yayılan Yunan askerleri ile her noktada muharebe saatlerce devam eder. En sonunda tümenin aslanları düşmanı Kanlı Tepe güney eteklerinde süngüyle durdurmayı başarır. Yalnızca 29 Ağustos muharebeleri bile Sathı Müdafaa emrinin nasıl uygulandığını gösteren çok güzel bir örnektir. Yalnızca bir tek şehitlikte bugünkü muharebelerde şehit olmuş 80 aslan yatmakta. 5. Kafkas tümeninin Toydemir çevresinde bunun gibi 11 noktada daha şehitliği var. 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece tümen sol kanadına takviye amacıyla mürettep kolordudan 2 piyade taburu ile 1. süvari tümeni gönderilir. Cephe emrinde de Toydemir hattının yeni gelen takviyelerle birlikte mutlaka elde tutulması söylenmektedir. Ancak takviye ulaşana kadar gecede süren yoğun topçu ateşi nedeniyle tümen grup komutanı Kemalettin Sami Bey'in 3 gün önce hazırlattığı 6 kilometre gerideki Sarı Halil Abbastepe hattı mevzilerine çekilerek yerleşmek zorunda kalır. Yunan 10. tümeninin zayiatı inanılmaz boyutlardadır. Cepheyi hala yaramamış, Baraközü Vadisi'nden Çaldağı yolunu açamamıştır. Buna rağmen 7 günde kat edebildiği mesafe ancak 7 kilometredir. Hala önünde Türk'ten bir duvar vardır ve bu duvarın adı 5. Kafkas tümenidir.
Bugün anlattığımız ve 30 Ağustos sabahı sona eren Toydemir muharebelerinden sonra da Tümen vatan toprağını kanıyla sulamaya devam edecek. Hatta muharebelerin aktif dönemi zaferle sonuçlandıktan sonra 13. Alayı Sakarya Meydan Muharebesi'nin en trajedik kaybını yaşayacaktır. Yarbay Cemil Cahit Bey muharebelerin son günü albaylığa terfi eder. Soyadı kanunu çıktığında Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Meydan Muharebesi'nde Toydemir cephesinde tümeniyle beraber gösterdiği kahramanlığa atfen Cemil Cahit Bey'e Toydemir savunduğu mevzilerin savaştığı meydanın adını verir. Cemil Cahit Toydemir orgeneral rütbesiyle 1. Ordu Komutanlığından emekli olana dek Türk ordusunun Fevzi Çakmak ve Fahrettin Altay'dan sonra 3 numaralı komutan olacaktır.